ile dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu Rıfat Bey'i ziyaret etti. Çıktıklarında Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Hep birlikte çalışacağız. İşte karşınızda yeni Cumhurbaşkanımız dedi. Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Tartıştık deprem olayını, yaşadığımız deprem felaketinin nasıl Yaraların sarılması konusunda, neler yapmamız gerektiği konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Kendisine bu ziyareti için son derece teşekkür ederim. Kendisine bu arkadaşlarına. Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimini yapacağız hep beraber. Maalesef seçimin şartları demokrasiyi hazmedemeyen AKP iktidarı tarafından karma karışık hale getirildi. Hepinizin bildiği gibi e, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı üçüncü defa olması mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'na bu konuda itirazımızı da yaptık biz e, Doğru Parti olarak. İnşallah <laughs> Yüksek Seçim Kurulu anayasayı ihlal suçu işlemez. Eğer bunu yaparsa e, Türkiye'nin e, çok az nebze kalmış hukuk devleti tanımını da Bizzat Yüksek Seçim Kurulu çok ağır tahrip etmiş olur ve önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntılar çıkabilir. Biz vefalı insanlarız, tarihimize sadıkız. Aynı vefayı şimdi biz e, Cumhurbaşkanımız olarak e, Sayın Kılıçdaroğlu'nda e, göstereceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, en çalışkan teşkilatlarından daha fazla çalışarak büyük oy farkıyla birinci turda, Çankaya'ya inşallah göndereceğiz Sayın Cumhurbaşkanımızı Malatya'dan bir son dakika haberi Bir sıcak gelişme var Ağır hasarlı bir bina Kendiliğinden yıkıldı Şimdi en sıcak görüntüyü En yeni görüntüyü izliyorsunuz Beş katlıydı ağır hasarlı bina Malatya merkezdeydi Kendiliğinden çöktü Bir artçı mı bilmiyorum sebebi artçı değil artık demek ki kolonlar o ağır hasarı karşılayamayacak taşıyamayacak duruma geldi. Ama en daha en vahimi daha vahimi bir kişinin enkazda olma ihtimali bir kişinin köken ağır hasarlı binanın enkazı altında kaldığından şüpheleniliyor. Ekipler arama yapıyor. Şu anda canlı görüntüyü izliyorsunuz. Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü. Bir kişinin de enkaz altında kalma, enkazda olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor. Uzman ekipler gördüğünüz gibi binanın şu anda üstünde, daha doğrusu enkazın üstünde. Umarız kimse enkaz altında kalmamıştır. Canlı görüntüleri, sıcak görüntüleri izliyorsunuz. Ekonomi nasıl gidiyor? Bir ülkede ekonominin iyi mi olduğunu, kötü mü olduğunu gösteren temel parametrelerden birisi de kapanan iş yeri ya da açılan iş yeri sayısıdır. Türkiye'de kapanan iş yeri sayısı çok ciddi oranda artıyor. Şimdi matematiksel olarak işte 2000'in üzerinde son dönemde iş yeri kapanmış. %70'in üzerinde artış var kapanmada. Bu işin maddi kısmı. Bir dükkan sahibi, iş yeri sahibi esnaf arkadaşım söylemişti. Kapanan iş yeriyle ilgili manevi yorumu. Ekrem, kapanan her iş yeri yok olan bir hayal, yok olan bir umut, bir ailenin ekmeği, bir çocuğun eğitim parası, bir yok olan hayaldir dedi. Bir de bu açıdan bakın. Ekonomi nasıl mı? Buyurunuz, kapanan iş yerleri Türkiye'deki şirketler ayakta durmakta zorlanıyor. Yılın ilk iki ayında kapanan şirket sayısı %52.5 arttı. Kurulan şirket sayısı %11.6 artabildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne göre Şubat ayında 1178 şirket kapandı. Bu sayı Ocak ayında 1566 idi. Ocak ayına göre %24.8 azalırken 2022 yılının Şubat ayına göre %52.4 arttı. 2023 yılında en çok elektrik enerjisi üretimi ve ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı üzerine faaliyet gösteren şirketler kapandı. Ocak ve şubatta kapanan şirket sayısı ise %52.5'lik artışla 2744'e çıktı. Kurulan şirket sayısı ise Ocak ayına göre %33.5 azaldı. Şubat ayında kurulan şirket sayısı 9.473, Ocak ayında bu sayı 14.242 idi. 2022 yılının aynı ayına göre ise %3.8 azaldı. 2023 yılında en çok bilgisayar programlama faaliyetleri üzerine şirketler kuruldu. Bu iki ayda kapanan inşaat şirketleri yerine de yenileri açıldı. Deprem bölgesinde ilk andan itibaren en önemli sorunlardan birisi neydi? Tuvalet ihtiyacı. Bunca zaman geçti. Neredeyse 50 gün oldu. Hala tuvalet sorunu çözülemedi. Sıkı durun. 83 kişiye deprem bölgesinde bir tuvalet düşüyor. Bu da haberi. Afat Başkanı Yunus Sezer, Afet bölgesinde 24.680 tuvalet duş kurulduğunu açıkladı. Yani 83 kişiye bir tuvalet düşüyor. Deprem bölgesinde 2.004.276 kişi çadırlarda, 40.788 kişi konteynerlarda yaşıyor. 24.680 tuvalet ve duş var. Verilere göre Afet bölgesinde bir tuvalet ve duşu 83 kişi paylaşıyor. Sağlık ve hijyen sorunları da kapıda. 45 gün geçti. Eksikler giderilmedi. Mağduriyet devam ediyor. Bazı yerlerde hala tuvalet yok. Vatandaşlar kendi olanaklarıyla, eldeki malzemelerle tuvalet inşa etmeye çalışıyor. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal tuvaletlerin ancak şanslı bölgelerde olduğunu söyledi. Uzmanlar salgın riskine karşı uyardı. Dış ortamda kalan insanlar bataklık ateşi hastalığına yakalanabilir. Bu hastalık bakteriyle enfekte olmuş hayvanın idrarıyla kirlenmiş su veya toprağa temasla bulaşıyor. Malatya'dan sıcak haberler var. Son dakika olarak duyurmuştuk. Ağır hasarlı 5 katlı bir bina kendiliğinden çökmüş. Tamamen enkaz haline gelmişti. Sevindirici bir haber geldi. O da şu enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi. Yetkililer kontrol yaptılar. Ardından çöken, tamamen enkaz haline gelen, molos haline gelen bu yapının altında çok iyi. Herhangi bir can kaybı, herhangi bir kimse yok. Atlatılmış olsun, atlatılmış olsun. Fikri takip gereği biraz önce vermiştik. Şimdi kimsenin olmadığını da verelim, noktayı koyalım. Bana göre dedik. Yavaş yavaş sürecin sonuna gelirken bir ekranı yine size teslim edeyim. Yine Halk TV ekranından halkın isteği, sesi duyulsun. Aynur Bağkur prim mağduru. Aynur Hanım kendisini böyle tanımlamış. Ben bir Bağkur prim mağduruyum. Bizle kimse ilgilenmiyor öyle demeyin. Herkesin derdine bir şekilde el uzatmak durumundayız. EYT çıktı içinde Bağkurlu yok. Vergi affı çıktı, yine içinde Bağkurlu yok. Esnaf acil düzenleme bekliyor. Prim gün sayısı eşitlenmeli, Bağkurlulara orada haksızlık var. İhya kolaylığı getirilmeli. 2000 öncesi emeğin tescil altına alınması, vergi affına Bağkur affının da ilave edilmesi gerekiyor. Bana göre diyor Aynur Hanım bu elsem. Bakıyorum genel af. Çok sayıda yeni bir temiz sayfa açalım. Çok netameli, zor bir bıçak sırtı bir konu olduğunun farkındayım. Ama gelen mesajları da size aktarmakla sorumluyum. Mahkumlar olarak genel af istiyoruz Ekrem abi. Sen olmasan kimse sesimize ses olmuyor. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı açıklama yaptı. Yargılamalarda %77 hak ihlali var diyor. Adil yargılanmadık. Dolayısıyla af istiyoruz. Ama toplumun hassasiyetleri de belli. Bu konuyu bir şekilde galiba seçim sonrası yeni iktidar, yeni dönemde neticeye kavuşturacaktır. Sümeyye Hanım, öğretmen. Bizim yayını izledikten sonra hemen mesaj atmış. 45 bin öğretmen ataması kesinlikle yeterli değil. Hala ihtiyaç var. Bu ihtiyacı eğitim vasfı bile olmayan üç harflerle kapatılması kabul edilmez, edilemez. Seçimden önce bir ek atamayla yüz bine tamamlanmalı. Kimi kastediyor seyircimiz orada? Anadolu'da,